Sevgili Deniz Gaymenko TV izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bugün Balıkesirli Gönen ilçesi Karaağaçalan köyüne geldik. Karaağaçalan köyü Gönen merkeze en yakın köylerden bir tanesindeyiz. Güzel bir köyümüzün tanıtımı için geldik. Yaklaşık 1,5 dönüm arsa içerisinde köyümüz var. 2 tane damları var köyümüzün ve kullanılır vaziyette. Karaağaçalan köyü Gönen merkeze 5 kilometre mesafede. Gönen'in en yakın köylerinden bir tanesindeyiz. Giriş kapımız bu şekilde. Şuradan tahtadan başlayan devamında şuraya kadar göstereyim sınırımızı. Buraya kadar giriş kapımız bu şekilde. Böyle bir cephemiz var. Böyle sınırı bölmemişler. Şu şekilde şurada yan komşunun mavi direklerine kadar bu parsel arsa komple evimize kadar gidiyor. Gelin beraberce yavaş yavaş sizlere tanıtalım. Evet, şu sevgili izleyicilerimiz ağaçlardan telle çevirmişler. Sınır bu arada burası. Böyle komple göstereyim. Bu şekilde sınırımız devam ediyor. Burası arsamıza, köyümüzün arsasına dahil bölüm. Tabii şu anda düzenleme yapılmamış ama çok büyük bir arsası var. Bu köyümüzün yaklaşık 1,5 dönümden oluşan bir arsa içerisinde köyümüz yapılmış. Yavaş yavaş gidelim. İncir ağacımız var. Burada bir tane. Devam edelim. Sınırı şuradaki incir ağacı bu köyümüzün sınırında oluşmakta. Evet, böyle devam ediyoruz. Mis gibi havası, doğası var. Size görüntüyle paylaşacağız. Hem bizler görüntü bu şekilde paylaşacağız, hem de drone görüntülerini paylaşacağız. Burası, yani bu incir ağacı, muhteşem bir incir ağacı arsamızın içerisinde. Evimiz şurası, mavi ev. Damları, bir üstünde damı var, bir altta da damı var arsamızın içerisinde. İlk önce dam kısımlarını göstereyim, sonra evimizin içerisini paylaşacağım sizlerle. Yavaş yavaş gelelim, üst kısmı göstereceğim. Burası arsamız, devam ediyor bu arada. Şöyle tellerle çevirelim. Evimiz zaten sevgili izleyicilerimiz burada. Kullanılabilir vaziyette. Çok güzel bir evimiz var. Tam bir köy evi bu arada. Bunu da göstereceğim ve paylaşacağım. Sınırımız bu şekilde. Şurada tuğlalardan olan bölümde bir çeşme yapmışlar. Çeşme şu anda aktif değil ama sizler aktif edebilirsiniz. Burası üst komşuya ait olan meyve bahçesi. Cevizlik, zeytinli ağaçları, farklı meyve ağaçları var. Burası yan komşu. Bizim parselimizin sınırı bu şekilde. Buraya kadar sınır. Ve bu damlar bizim arsamızın içerisinde. Kullanılabilir vaziyette bu arada. Şöyle yavaşça içini de gösterelim. Evet, burada bir oda var. Dileyen buraya yine dam yapabilir ya da takıl tukul malzemelerini koyabilir. Ya da düzenler bir oda yapar, burada yaşar. Çünkü su elektrik zaten var burada. Evet, şöyle yavaşça manzarayı gösterelim. Köyümüzün manzarası bu şekilde. Mis gibi doğası var. Yüksekte bir yerde bu arada köyümüz. Ana asfalttan geliyoruz. Yolumuzu da paylaşacağım bu arada. Evet, burası bu oda şeklindeki damımız köyümüzün arsasının içerisinde. Evimizin yandan görünümü bu şekilde gösterelim. Karaağaçalan köyünün camisi şurada. Hemen gösterelim, sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şurada. Zaten yan komşu da iki katlı yeni bir ev yapmış. Burada iki kat imar var. Ha, dileyen sizler de iki kat yapabilirsiniz. Dileyen burada evini yapar. Dileyen yine aynı şekilde aynı yerde tadilat projesiyle buraya ev. Bu ev zaten şu anda oturulabilir vaziyette. Mis gibi doğası var. Gönen'e en yakın köylerden bir tanesi de dediğim gibi. Şöyle yavaş yavaş gelelim. Köy
evimizin arsası yaklaşık 1,5 dönümden oluşmakta dediğim gibi. Büyük bir arsa. Evi oturulabilir vaziyette. Evet, bu arada sevgili izleyicilerimiz, şurada bulunan dam da bu arsamıza dahildir. Hemen göstereyim. Burası yan komşunun evi. Burası bizim arsamıza dahil olan damlardan bir tanesi. Şöyle gösterelim. Burası da bir odadan oluşmakta sevgili izleyicilerimiz. Burada daha önce hayvancılık yapmışlar, tavuk bakmışlar. Şu anda da satışa sunmuşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradan sevgili izleyicilerimiz, şurası yine bizim kadastro yolumuz. Evimizin kadastro yolu. Bu ağaçların, büyük ağaçların bulunduğu bölümde dere var. Orada yaz kış akan bir dere var. Dere sesini özellikle akşamları duyabilirsiniz. Mis gibi doğası var. Etrafta zaten muhteşem. Şöyle bir evi gösterelim. İki katlı bina var karşıda. Yeni yapılmış. Sizler de iki kat evde yapabilirsiniz. Ya da şu anki konum, mevcuttaki ev zaten oturulabilir vaziyette. Burası da tadilat projesiyle ister dam olarak kullanın. İsterseniz bir oda ev yapabilirsiniz. Evet, oldukça büyük bir arsası var. Buranın en büyük özelliği genelde çok yakın köylerden bir tanesi olması. Karaağaçalan köyündeyiz çünkü. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Zaten burada yine arsanın içerisinde yan komşu iki katlı böyle güzel bir ev yapmış etrafında. Sizler de yapabilirsiniz. Evimizin yandan görünüşü bu şekilde. Elektrik sobeni var zaten şu anda. Hemen yavaşça evimize doğru gidelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, evimizin tam giriş bölümündeyiz. Sevgili izleyicilerimiz, Karaağaçalan köyündeki yaklaşık 1,5 dönüm arsa içerisindeki köyümüzün hemen giriş kısmındayız. Sağ tarafta bir tane bahçe çeşmemiz var. Bahçe sulayabilirsiniz. Yerlere bu arada beton atılmış. Aynı zamanda küçük böyle bir çevirme yapılmışlar köyümüzün içerisinde. Su abonelliği var, elektrik abonelliği var. Şöyle bir odamız var dışarıda, bahçeye bakan. Bir odamız da burada var. Zaten dışı boyalı, badanalı ve şu anda tavanlar bile düzgün bir şekilde oturulabilir vaziyette. Gelin beraberce evimizin içerisine de bakalım. Merdivenlerimiz bu şekilde. Hiçbir bozulma yok. Gayet temiz bir köy evimizdeyiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, sizler burada hatta tadilat bile yapmadan çok rahatça oturabileceğiniz güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Şöyle kapımız bu şekilde. Ahşaptan bir kapı. Anahtarımızla açtık kapımızı. Yavaşça köyümüze doğru girişimizi yaptık. Hemen şöyle sağa dönelim. Sağdan başlayalım. Boş bir odamız var. Şu anda burası aslında normalde salon olarak kullanılmakta. Yerler parke. Tavanları gösterelim. Çok temiz tavanlar. Hiçbir sıkıntı yok. Burada tabii ki soba kurup yaşayabilirsiniz. Soba ve baca yeri de bu şekilde. Hemen şöyle perdeyi açalım. Sizler kendi manzaranızı görebileceğiniz bir manzara var bu arada camdan bakılınca. Evet, devam edelim. Kare büyüklüğünde güzel bir odadayız. Ve köyümüzle devam edelim. Hemen karşı odaya girelim sevgili izleyiciler. Burada da yine kare büyüklükte oturulabilir vaziyette ve şu anda dışarısı acayip sıcak. Ama köy evi olduğu için burası gerçekten çok serin bir odadayız. Şöyle göstereyim. Kare büyüklüğünde bir oda. Bu arada onu da belirtmiş olmak istiyorum. İçerisinde yine eşyalar var. Oturma odası olarak burayı kullanmışlar. Yerler parke. Tavanlar düzgün. Güzel çiftlerimiz burada rahatça, özellikle emekliler rahatça yaşayabilirler. Devam edelim. Büyük bir soba kurmuşlar buraya tam orta yere. Şöyle karşıda da bir kişilik yatak ya da sedir yapabileceğiniz bir yer var. Hemen diğer odayı göstereyim. Ve burası sevgili izleyicilerimiz serin bir yatak odası. Dolapları zaten görüyorsunuz.
Yine bu odada kare büyüklüğünde. Burada yatak odası olarak da burayı kullanabilirsiniz. Oldukça serin. Yerler yine parke. Tavanlar da düzgün. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan yine sizler yine kendi bahçenizi de görebilirsiniz. Devam edelim yavaş yavaş. Evet, köy evlerinde burada, genelde köy evlerinde genellikle böyle bir giriş alanı olur. Bu giriş alanında oturulabilir hatta. Hemen karşısında da mutfağımız var. 3 oda, bir de mutfaktan oluşuyor bu köyümüz. Mutfağımızı gösterelim. Şöyle perdenizi açayım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, kare büyüklüğünde bir mutfaktayız. Mutfaktan hemen şöyle bir yer yapılmış. Burası banyo ve tuvalet aynı zamanda. Şöyle mutfağımızı gösterelim. Mutfak dolaplarımız kullanabilirsiniz. Gayet temiz mermer tezgah. Çeşmesi, her şeyi zaten dolapların altında gösterelim. Bu şekilde sizlere teslim edilecektir. Sadece mal sahibi özel eşyalarını alacaktır buradan. Şöyle yavaşça ilerleyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine çıkışımızı yapalım. Şu şekilde manzaramızı, kendi bahçemizden evimizin çıkışı da bu şekilde. Şöyle kısaca paylaşalım. Evet sevgili Venüs Garnenko TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi bugün Karaalçalan köyüne geldik. Yaklaşık 1,5 dönüm arsa içerisinde bir köy evimiz. Halihazırda oturulabilir vaziyette. 2 tane ayrı damları var. Yol girişini paylaştım. Yine asfalt yolumuzu gönen güzergahını sizlerle paylaşacağım. Kısaca bir drone görüntülerini paylaşacağım. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Fiyatımızı paylaşacağız. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyicilerimiz, Karaalçalan köyündeki köy evimizden çıkışımızı yaptık. Evet, sizlere Karaalçalan köyümüzün Gönen'e giden yolunu gösterip paylaşmak istiyorum. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Köyümüzün yolundan hemen ana asfalta bağlanıyoruz bu arada. Evet, yavaşça paylaşayım sizlerle. Çok işlek bir yoldur burası. Dediğim gibi Gönen merkeze de Karaalçalan tabelasını gösterelim. Şurada hemen arkamızda. Evet, güzel, keyifli köylerden bir tanesi. Gönen merkeze çok yakın köylerden birisidir aynı zamanda. Şimdi paylaşıyorum sizlerle. Evet, ana asfaltımıza çıktık. Gönen'e de 4-5 kilometre sonra merkeze ulaşmış olacağız. Zaten manzaralı bir köy burası aynı zamanda. Yolu da asfalt sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz üzere asfalt yoldan köyünüze kadar yaklaşık 3-4 dakikada veya maksimum 5 dakikada varabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Venüs Garnenko TV kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayınız. Köyümüzün fiyatını açıklama bölümünde paylaşacağım sizlerle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.